Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar. Perşembe günü ve haftamızın son dersi. Yine kameramanımız Hatice Sevimli. Teşekkür ediyoruz. Ve kamera sahibi Ayşe Kezönü'ye de teşekkür ediyoruz. Beni izleyen sizlere de teşekkür ediyorum tekrardan. Videolara başlamadan önce beğeni butonuna basıyoruz ve bir herhalde teşekkür tarzı bir yorum da yapabilirsiniz. Ya da anlamadığınız bir yer varsa orayla ilgili bir yorum yapmanızı bekliyorum. Peki şimdi geldik önemli bir konuya. Hemen çok kısa, pratik bir şekilde yine anlatacağım. Tabi bunun daha önceki senelerde bir 12 dakikalık bir versiyonu var. Burada bunun farkı 5 dakikada inşallah bu konuyu özetleyeceğiz. Şimdi isim mevsul konusu önemli bir konu. Bundan önceki konuda ismi işaretti. Ondan önceki konu zamirlerdi. Ve o 12 dakikalık videoda da aslında şu hemen şu yukarıya bakarsanız orada bir şerit çıkacak böyle. Oradan da ulaşabilirsiniz o eski videoya. Peki. Şimdi orada üçünü birden anlatmıştım. Yani zamirler, ismi işaretler, ismi usuller hepsi kişiye göre çekimleri var. Yani mesela zamirlerde müfret müzekker neydi? Huve. Değil mi? Huve. Peki ismi usullerde müfret müzekker ne? Ellezi. İsmi işaretlerde müfret müzekker ne? Haza. Gibi. İşte müfret müennesi hazihi, elleti, hiye, bunları orada da anlatmıştım. Burada sadece hemen isim mevsullerimizi tanıyacağız. Ondan önce şu tabloyu ezberlemeniz lazım. Yani şu tabloyu ezberleyeceğiz. İsim mevsuller yine iki bölüme ayırıyoruz. Yani hassa olanlar, yani kişiye özel olanlar. Bir de amme dediğimiz tam abi için kullanılan men ve maida ile anlatacağım. Şimdi bu tabloyu ezberliyoruz. Nasıl ezberleyeceğim? Bir, ellezi müfret müzekker için. Ellezani, ellezeyni tesniyeleri hatırlayın. İstisnasız demiştik ya, raf hali elifledir. Nasb ve cer hali yeyle. O yüzden ellezani, ellezeyni. Ve cem müzekkere dikkat edin, ellezine. Lamlara dikkat bu arada. Ellezine tek lam, tesniyelerde çift lam. Ellezi tek lam. Tamam. Ellezi, ellezani, ellezeyni, ellezine. Şimdi müennese geçiyorum. Elleti müfret müennes. Elletani, bakın elleteyni tesniye müennes. Cem müennese dikkat edin. Lamlara da dikkat edin. İki lam, çift lam. Ve üç tane kalıbı var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bunlar neler? Ellati, ellai, ellevati diyoruz arkadaşlar. Bunları ezberledikten sonra gelelim. Bunlar nedir? Ne işe yararlar? Ve Türkçedeki karşılıkları nelerdir? Arkadaşlar Türkçedeki sıfat fiil ekleri vardı hatırlarsanız. Neydi onlar? An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. Ellezi ne demek? An. İşte ya da şu ekler. Tamam. Elleti ne demek? An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. Tamam. Bu isim ve usullerin Türkçe'ye, işte Türkçedeki karşılıkları sıfat fiil yapan eklerdir. Zaten bunlar da sıfat yapıyor. Hemen şurada amaçlarını da açıklayacağım. Yani ne için kullandıklarını da açıklayacağım. Tablomuz tamam mı? Türkçe'ye kattığı anlam çevirirken ne anlam kattığını da öğrendik. Mesela şimdi burada da örnekte vereceğim. Hemen oraya geçelim isterseniz. Bu arada şu genel hepsi için kullanılan mevsule amme dediğimiz iki tane şey var arkadaşlar. Men akıllı varlıklar için, ma akılsız varlıklar için. Bunların tamamının yerine kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim mesela örneğin. Ra'eytu ma fissaffi. Sınıftaki olan şeyleri gördüm diyorum. Yani sınıftaki olan işte masadır, sıradır, sandalyedir. Bunları kastediyorum. Ama ra'eytu men fissaffi dediğim zaman ne anlaşılır? Sınıfta olan kişileri anlarım. Peki bu kişi kaç kişi? Arkadaşlar bir kişi olabilir, iki kişi olabilir, üç ve daha fazla olabilir. Müzekker olabilir, müennes olabilir. Hepsini karşılar. Tamam? Anladık mı? Burası böyle, gelelim şu konuya hemen. Şimdi ismi mevsullerin kullanımı arkadaşlar normalde az önce YDS yol kılavuzu kitabımızdan da 20'ye yakın soru almıştık. Orada çıkan YDS'de çıkan sorulardan olayı gördünüz. Normalde marife bir isimden sonra gelir.
Şuraya dikkat edin. Bakın aslında üçlü var. Marife bir isim, ismi mevsul ve sonrasındaki gelen cümleye sıla cümlesi diyorum. Peki ne demek bu sıla cümlesi? Bu olmadan bunun hiçbir anlamı yok. Yani an diyorsunuz. An ne demek? Peki bu onu marifeleştiriyor. Mesela ellezî yektubu, yazan kişi diyorum. Bakın yazan, oraya an ekledim. Buna ekledik, tamam mı? Peki şurası sıla cümlesi. Bu sıla cümlesinde bilmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Orada ismi mevsule dönen, şurada şu cümlede ismi mevsule dönen açık ya da gizli bir zamir olmak zorundadır. Tamam? Yani o zaman şöyle diyoruz. Buraya gelecek olan kelime müfret müzekkerse ismi mevsulümüz müfret müzekker, sonrasında açık ya da gizli bir ne olmak zorunda? Zamir olmak zorunda. Müfret müzekker. Burası müennesse müennes, müennes. Tesniye, tesniye, tesniye. Cemi, cemi, cemi. Anladık mı olayı? He? Evet. Tamamen olay bu. Bir şey daha bahsediyorum. Şimdi normalde er-raculu, raculun yektubu diyorum arkadaşlar. Nekire bir isimden sonra cümleler nekiredir demiştik. Cümleler nekire hükmündedir. Nekireyi nekireye sıfat yapabilirsiniz. Nekire nekireye sıfat olur. Raculun yektubu, yazan adam diyorum. Tamam mı? Ellezî yektubu. Bakın yazan adam. Aslında dedik ki ismi failin çözümlenmiş halidir demiştik. İsmi usulü niye kullanıyoruz bu bağlaçları? Zaman anlamı katmak için. Bir de kullanım alanını genişletmek için demiştik. Şimdi ellezî yektubu ne demek? Katip demek. Yani katip ne demek? Yazan kişi demekti. Ellezî yektubu ne demek? Yazan kişi. Yazan kişi. Yine aynı şekilde. Peki gelelim şuraya. Yani ismi usul tamam da niye var? Arkadaşlar cümleler nekire ya. Ben bu racul kelimesini marife kullandığım zaman cümlede ona cümleyi sıfat yapmak istediğimde nekire marifeye sıfat olamayacağı için şuraya araya ne giriyor işte? İsme usuller giriyor. Tam da bu problemi çözmek içindir. Yani lafızda bir problem çıkıyor. O problemi çözmek için araya ne giriyor arkadaşlar? İsmi mevsul giriyor. Tamam. O zaman tekrar edelim. İsim ve usuller özel ve genel olmak üzere ikiye ayırdık. Kişiye özel isim ve usuller dedik. Bunlar 6 tane toplamda. Ve hepsi için kullanacağımız akıllılar için men'i kullanıyorum. Men kişi demektir. Mesela ra'eytu men fissaf. Sınıftaki olan kişi ya da kişileri gördüm. Ma ise akılsız varlıklar için kullanıyoruz. Ve Türkçe'ye kattığı anlam sıfat fiilekleri. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Tamam. Bu kadar yeterli mi? Gelin şimdi birlikte nereye geçelim? Soru çözelim. Hayırlı akşamlar.